Lastik Park sunar. Murat abi Fenerbahçe Beko serinin 5. maçında Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek 5 yıl sonra yeniden Final Four'a kaldı. Hem bir deplasman takım rekoru kırdı. Hiç 5. maçlarda kazanan bir deplasman Biraz takımı uzun yoktu. Daha sürmedi ama. geldi peşinden. <laughs> hem Fenerbahçe'nin başarısını hem de Final Four'daki şansını nasıl görüyorsun abi? Vallahi şimdi ee, bir kere Yazık ki 1-3 başlamak lazım. Çünkü hakikaten e, bazı maçları risk etti. Bazı maçları da kaybetmiş bile olabilir. Hı hı. E, Madar hariç herkese bir şans verdi. Evet son e, zamanlarda e, de şu an döndükten sonra Noayı da biraz kenara itti ama e, yani Seslina'dan Euroleague'de playoff'larda e, iki maçta yani Seslina'yı İtulik zamanda görenlerin inanamayacağı katkı aldı. Tabii. E birdenbire Papayanis canlandı son iki Monaco maçında. Son maç iki blok. Uy uyur gezerdi. Ee, Tarı ciddi bir Euroleague yıldız adayı yaptı. <laughs> Belki süper yıldız adayı. Ee, Kavgalı oldu. Barcelona'dan ayrılırken Kalaitis'le Nigel'la barıştı. Ve Kalaitis'e inanılmaz çünkü Kalaitis'te hep eleştirilerden biri de playoff performansıydı. Tabii. İkinci tabii ki Kalaitis diyeceğim. Yani 5 maç Mike James'i bu kadar pasifize etmek. Şimdi onlar Panathinaikos'la bir arada oynadı. Demek ki çok iyi. Tonuyor yani e, ama sonuçta bu Mike James yani son maçta artık denemediği kalmadı yani bir tane bardağı dökmeyin de <laughs> disk atışı bile denedi yarı sahadan hakem de <laughs> şahane bir kararla üç atış verdi o yani bana göre şu hakemlerle Fenerbahçe daha da büyük iş başardı. Başarılı. Yani e, Lothar Moser'i verdiler, Yavur'u verdiler. Ee, İspanyollar zaten her maçta bazılarında iki tane. Evet. Ee, ama Fenerbahçe hakikaten bunu kimden kaynaklanıyor? Bir kısmı bence yazık gibi üç Bir kısmı bence oyunculardan ama başta Kavaitis olmak üzere ee, çok karakterli takım. Evet. Yani ülkeler Arana'daki o atmosferde sen dördüncü maçını Kaybet, ee, yani şimdi e, Türk takımları OAKA'da bir maç kazanmış, başka evet. hiç maç kazanamamıştı. E, Fenerbahçe'de o sezon ilk defa, obra zamanında playoff'lara sağ avantajıyla girmiyordu. Evet. Deplasman'da başladı. Deplasman'da başladı. Yani ona benzer bir durum. Hiçbir e, deplasman takımı 5. maçı kazanmamış. Önemli bir şey tabii ama yani o bütün bir de şunu gördüm ben belki de hakemlere en az itiraz eden takım Fenerbahçe en çok hakkı yenilmesine rağmen yani mesela Kalaitis'e saçma sapan bir faal çaldılar güldü. Evet çok devam gelmedi. Yani <laughs> o da çok önemli yani odaklanmayı tabii. maçta tutmak için. Tabii şimdi Panathinaikos'la Monaco çok sert takımlar ama farklı takımlar. Mesela belki ufak bir detay. 5, kısa denmez de 5 orta boylu çok atlet oyuncuya döndüğü zaman hı hı. Saras 5 şutörü oyunda tuttu. Evet. Ondan sonra bak, baktık ki savunma biraz şey oluyor e, dört şutörle Kalaitis'i sahaya aldı. iki almış Kalaitis iki tane üçlük. Yani o da mesela çok önemli. 8'de bir atmış o ana kadar hiç tereddüt evet. etmedi. Arkadaşları, takım arkadaşları ona güvendi. Biri köşeden, biri tepeden. Biri 2, tepeden. Bir. yani e şimdi Motley fena dönmedi. Çok fazla oynatmadı onu. Zaten maçın başında ona da papayan ise de olmayan birer faal çalındı. Yani artık yeter ya. Çok erken faaller. Ya erken. temas bile yok. Komik ya. Yani. Evet. evet. Başka Tarık'ın çok önemli dört basketi var. Üçü üçlük, öbürü de ayağı çizgideydi. Yani dört üçlük olabilirdi. Biraz şey aksıyor maç sonlarında. Yani Wilbuck'ın perdeleme çağırıp doğru eşleşmeyi yakalama şeyi. Orada çok zaman kaybediyor Fenerbahçe. E sonunda da zaten Wilbuck'ın el üstü atıyor. Evet. Ya da yani gereksiz bir drive yapıp işte maçta da çok önemli bir top kaybı var. Şeyin de var. Gudur için de var. Içinde. Ama mesela sevindirici şey Gudur işte bir seviyeye geldi sanki. Yani o sezon başında saç baş yolduran Güdürç değil. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oynamasa bile vasat, karakter koyuyor sadece. Vasatın altına inmiyor ve karakter koyuyor. Çok doğru söyledi. Hı, hı. Ee, tabii Fenerbahçe'nin şimdi 5 numarada çok ciddi sıkıntısı var. Panathinaikos maçında belirleyici faktör 5 numara mı olur peki Murat abi? Ya ben yani tabii ki e... çünkü Lezor gibi bir güçlü bir pivot var karşıda. Tabii ki o çok önemli ama yani Yılanı öldüreceksen ilk önce başını kesmen lazım. O takımın da başı Sulukas. Sulukas, evet. E beş sene Fenerbahçe'de oynadı. E, ee, Tanıyor. Guduric onu tanıyordur. Kalaitis e, milli takımdan tanıyordur. Tabii. E, Mike James'i tanıdı işte. Galiba iki sezon oynadılar Panathinaikos'ta. Öyle olması gerekiyor. O gereken. kadar da çok uzun bir süre çok değil. uzun değil, evet. Yani e, Sulukas'ı bir kere devre dışı bırakmak lazım mümkün olduğu kadar. Çünkü o öyle şeylere karşı da bazen e, Fenerbahçe'den de hatırlayacağız. O kadar tecrübeli ve iyi bir gard olmasına rağmen basit hatalar yapabiliyor. Diyor. evet. E Kendrick Nunn e, Avrupa'nın işte en iyi 4-5 skorinden biri. Kendisine göre en iyisi. <laughs> en iyi gardı benim diyor. Eurolegin. Yani şimdi Panathinaikos en çok serbest atış çizgisine giden takım. E Fenerbahçe'de en az yani bir fark var. esasında ben şeyden çok e, tarafsız bir hakem yönetimi olursa maçtan çok umutluyum. Ama Makabinin son maçında olduğu gibi 35 kere e, şey giderse Sen Fenerbahçe esnasın. her maçta Monaco daha fazla çizgi gitti her maçta İstanbul orada hiç fark etmedi. E, ama Fenerbahçe karakter koyacaktır. Bazı oyuncuların ilk Final Four'u. Yani Papayanis daha önce hiç Final Four yapmamış. Nigel hiç Final Four yapmadı. Deshawn. Yani zaten takımda Will yapmadı. Makabide de, de şeyde evet. de. Takımda Kalaitis'ten başka Final Four yapan sert Taç var. O da hiç iyi durumda değil. Başka. Goodrich var Fenerbahçe'yle. Evet. Ee, Yanmadar'ın yapması lazımdı geçen Ve sene, sene e, Partizan'la. Ah Lig, ah. Yani böyle bir rezalet olmaz ama. Peki yani. Murat abi şunu sormak istiyorum sana. Olası bir Sulukas kendiknını tutamama durumunda Yanmadar'ı süre verme şansı olur mu sence sarasın? Düşünür mü yani bunca sezon? Yani şey bu yaptı. kadar e, yani çok zor durumda olması lazım. Çünkü ya. maalesef ona fırsat verdiğinde de ilk hatasında alıyor kenara Meseli, ve evet. bir daha hiç düşünmüyor. Çok Zannetmiyorum gibi. ya. Yani hı. onunla nedense şeyi hiç tutmadı. Yani göz göze şeyi. Buyur, yani yani Sestina'ya bu kadar şans tanıdı. Kazandırdı. Hı hı. Dorsi'ye Tabii. Kaç hafta ilk beş başlattı. Yani kazandırdı mı? Kazandıramadı. Yani zaten 5. maçın en önemli şeylerinden bir tanesi Dorsey'i ilk 5 başlatmadı. Oyuna sürdü. 2,5 e buçuk dakikada eksi altı yedi Fenerbahçe. Bakta olmuyor. Sonra hiç tercih etmedi. Daha önce ikinci yarıda da bir şans veriyordu. Evet. Bu sefer onu da yapmadı. Onu da yapmadı. Tamam. Yani tamam seçtiğini hakikaten geldiği noktayla kendisi gurur duymalı ama yani Dorsey'e şans da bir şey değişti mi bence değişmedi. Evet. Savunma da bir kere çok büyük sağlık. Yani bu hele tek maçlarda falan her sayının, her pozisyonun, her savunma pozisyonunun çok büyük önemi var. Sulukas ve bundan çok yararlanabilir. Hangisini, kimi tuttu ki onları tutacak? Evet. E sen bu sezon Euroleague'de diyelim e, Tutabildiği bir oyuncuyu hatırlıyor musun? Yok, çok hafızamı zorluyorum ama çok ben zor hiç yani. hatırlamıyorum. Hayır, bir de devamlı hedef alınıyor. Şey olarak. Zaafı olduğu zaaf için. olarak. Hı hı. Ama e, yani Fenerbahçe e, basit basit failler çalınmadığı zaman çok iyi savunma yapan, e, o yardımlaşmayı çok çok iyi yapan rotasyonu, bazı beşlerde herkes switch yapabilecek şey oluyor. Evet çünkü hem Goodrich hem Kalaitis oyuna yön veren oyuncular olarak fizikleri, sayıları çok iyi. Ede şu an var. Bir de Nigel'ın biraz kendine gelmesi lazım. Değil mi? Yani, Son maç hiç ona yaklaşmadı. Yani muydu? çok kötü bir seri. Yani onun standartlarına göre çok kötü Tabii. bir seri geçirdi. İşte 15 gün mü ne var arada İnşallah İyi bir Nigel görürüz çünkü Panathinaikos hem bütçe olarak hem kadro kalitesi hem yıldız adayı olarak Fenerbahçe'ye göre daha ağır basıyor. Fenerbahçe takım oyunuyla, takım savunmasıyla ve her oyuncunun verebileceği maksimum noktaya yaklaşıp final şansı var. Evet. Ama kolay olmayacak. Ben hakemleri çok merak ediyorum. Yine aynı senaryo devam edecek mi? Yani maç sonu programım olmasa Lothar Mouser'ı gördüğüm zaman seyretmemem lazım zaten maçı. <laughs> Zorundayım diyorsun. E, zorundayız. Evet. <laughs> Yorum yapacağız. Evet. evet. Fenerbahçe'ye Final Four'da başarılar dileyelim. Fenerbahçe için de aslında sezonun buraya gideceği belki tahmin edilemezdi. Ama bir anda Final Four... Doğru Vallahi kendi. çok enteresan. Ee, bilmiyorum takip ettin mi? Ee, NBA'ye gitmiş, Euroleague oynamış oyunculara e, tahmin verdiler. Bir tek Doncic ile Vezenko. Yeah. Onlar dördünü de bildi. Evet, he, dörtte dört yapan. Ee, işte de Fener demişti. <laughs> ee, Ekpe mesela Fener'i ilk dörde almamıştı. Hatırladıklarım. Yani şimdi Doncic için Real Madrid demek kolay. Vezenkov Ve için de Olympiakos demek kolay. Ee, ama o Fenerbahçe'nin ikisinin de listesinde olması herhalde e, yani Fenerbahçe'ye karşı oynamış oyuncular olarak tamam Doncic bu kadrodan kim vardı? Belki bir tek şey vardı. Guduric vardı. Ee, Vezenkov daha yeni oynadı. Hı, hı. O inatçı karakterli e, karakterini bildiği için takımı veya Saras'a çok güvendiler. Evet. Bakalım Fenerbahçe Final Four'da başarılar dileyelim. Biraz da NBA playofflarını konuşmaya geçelim. Lastik Park sundu.